Herkese selamlar. Kanalımın yeni bir videosuna hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki bundan 5-6 video öncesinde Cooler Master'ın MM730 oyuncu mouse'undan bahsetmiştik. Fakat burada bir detay vardı. Bu mouse'umuz hem çok hafifti hem de kabloluydu. Fakat gördüğünüz gibi arkamda bir koltuk var ve bilgisayar setup'ımda şu an sizlere video çektiğim önümde duruyor. Ve ben şu koltukta uzanıp YouTube'da video izlemeyi ve Twitch'te yayın izlemeyi çok seviyorum. Kablolu mouse da bu yüzden benim için biraz zor oluyordu. Çünkü yatağa uzandığımda bilgisayarımı kontrol etmek zor oluyordu. Ve bununla birlikte Cooler Master'ın MM311 kablosuz oyuncu mouse'una bir yükseldim. Ve bu mouse'u tercih etmemdeki sebeplerin başında yer alanlar hem kablosuz olması, muadillerine göre hafif olması, burada bir parantez açmak istiyorum. Bu mouse bataryalı değil, AA pille çalışıyor ve buna rağmen hafifliği gayet kabul edilebilir. Hem oyunlar için çok uygun hem de günlük kullanımlar için de gayet kullanışlı. Tabi burada sizlerle birlikte bir kutu açılışı yapamayacağım. Çünkü ben bu mouse'u biraz deneyimleyip sizlere aktarmak istedim ve yaklaşık 2 aydır bu mouse'u çatır çatır kullanıyorum. Ama sizlere şundan da bahsetmek istiyorum. Tabi bu mouse'u tercih ederseniz eğer kutu içerisinden çıkacaklara baktığımızda, hatta sizlere şu an kutuyu açmaya çalışırken kutuyu biraz paramparça ettim. Ama kutu içerisinden gördüğünüz gibi şöyle bir kullanım kılavuzu çıkıyor. Bunun haricinde bir adet USB dongle'ı çıkıyor. Fakat USB dongle'ı benim gibi koltuğunuzda uzanarak kullanmak istiyorsanız ve biraz da kasanız uzaktaysa şu şekilde kutu içerisinden uzatma kablosu da geliyor. Bunu bilgisayarınıza takıp sonrasında da bu dongle'ı ucuna taktığınızda bu şekilde adaptörünü uzatabiliyorsunuz ve bilgisayarınıza uzak bir alanda oturuyor olsanız da gayet mouse'unuzu rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Şimdi bu videoda sizlere çok fazla teknik detayla boğmak istemiyorum ama tabii ki teknik detaylarına da videonun ilerleyen kısımlarında bakacağız. Ben burada daha çok sizlere mouse'la yaşadığım deneyimleri ve tecrübeleri aktarmak istiyorum. İlk olarak bu mouse'un tasarımından sizlere bahsetmek istiyorum. Şöyle gösterdiğimde belki biraz üzerinde lekeler gözükebilir çünkü 2 aydır kullanıyorum videonun başında söylediğim gibi. Beyaz olduğunu söylemek istiyorum. Beyaz gayet benim hoşuma gidiyor aslında bu tür ekipmanlarda. Özellikle kasa tercihinde de, anakart tercihinde de beyaz renk gayet şık duruyor. Ve bununla birlikte şöyle etrafına baktığımda orta elli kullanıcılar için gayet uygun olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda bir adet AA pille çalıştığı için enerji tasarrufu sağlamak adına üzerinde herhangi bir LED yok. Olan tek LED şurada. Şu an gözüküyor mu bilmiyorum ama küçük bir LED'imiz var. Bu da mouse'umuzun DPI'ını gösteren renk olarak yanıp sönüyor. Ve bunun haricinde yan tarafında 2 adet kısa yol tuşumuz, makrolama tuşumuz var. Scroll tuşumuz ve sağ sol klik tuşumuz üzerinde bulunuyor. Tabii bu tuşları yine yazılım üzerinden kişiselleştirebiliyorsunuz. Ve bununla birlikte şu üzerinde bulunan minik tuşla da DPI ayarını yapıyorsunuz. Yine yazılım üzerinden DPI ayarlarını yaparken her tıkladığınızda burada farklı renk yanarak hangi DPI'da olduğunuzu görebiliyoruz. Bu arada hazır DPI'dan bahsetmişken 10.000 DPI'ya kadar desteklediğini söyleyebilirim sensörün. Arka tarafına baktığımda da PTFS ayakları olduğunu görüyorum. Bu da mouse kullanımında özellikle mousepad üzerinde gayet kaygan olmasını ve rahat kaymasını sağlıyor. Tabi bununla birlikte demin tuşlardan bahsettik. Alt tarafında da bir adet mouse'umuzu açıp kapatabildiğimiz bir tuş konumlandırılmış. Mouse'umuzun yine ön tarafına geçelim. Arka kısmını şu şekilde çıkarttığınızda gördüğünüz gibi pil yuvası bulunuyor. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Kutu içerisinden bir adet de AA pil çıkmıştı. Onu çok net hatırlıyorum. Tabi bunun dışında gördüğünüz gibi eğer mouse'unuzu seyahatlerinizde veya oyun turnuvalarınızda yanınızda taşıyacaksanız dongle'ınızı da kaybetmemek için buraya konumlandırabileceğiniz bir bölümde yerleştirilmiş. Bu şekilde kapatarak yanınıza, çantanıza atıp gayet rahat bir şekilde taşıyabilirsiniz. Ya videonun başında çok fazla teknik detayla sizleri sıkmak istemiyorum demiştim ama bunlar da güzel ve sizlere vermem gereken bazı detaylar oluyor tabii ki de. Çünkü siz bir mouse almayı nasıl seçeceğinizi buna göre karar veriyorsunuz. Öncelikle sensör tarafına baktığımızda PixArt 3325 sensör konumlandırılmış. Bununla birlikte 2.4 GHz'lik bir bağlantı hızına da sahibiz. Ve bir de ağırlığından da bahsetmek istiyorum sizlere. Normalde boş, yani üzerinde pil yokken 54 gram bir ağırlığa sahip. Fakat üzerine pili yerleştirdiğimizde 77 gramlık total bir ağırlığı oluyor.
Bu da pille çalışan ve kablosuz olan bir mouse için ideal ağırlık olduğunu söyleyebilirim. Şimdi sıra geldi biraz sizlere deneyimimden bahsetmeye. Öncelikle bu mouse'un bendeki en büyük eksisi pille çalışıyor olması. Eksiden kastım biraz ağırlıktan kastediyorum. Çünkü elim gerçekten MM730'un hafifliğine çok alıştı. Ve bununla birlikte de 77 gramlık bir ağırlık bana biraz alışma sürecinde zor geldi açıkçası. E tabi bununla birlikte şarj edilebilir bir piliniz yoksa ekstra bir pil maliyetiniz oluyor. Ama bu pil maliyeti çok sık olan bir şey değil. Çünkü ben ortalama 2 aydır kullanıyorum ve pili daha 2 gün önce bitti. Hatta 2 aydan daha fazla olduğunu da söyleyebilirim. Çok emin değilim bu konuda ama uzun bir süre olduğu kesin. Tabi burada şunu hesaba katabiliriz. Günde ortalama 3-4-5 saat maksimum bir kullanım sağlıyorum. Ama hafta içlerinde 2-3 saatlik maksimum bir kullanımım oluyor. Çünkü ben çok fazla FPS oyunu veya oyun oynayan biri değilim. Sadece hikayeli oyunlar oynuyorum. Arada bir Bekir'in gazıyla veya Bekir'in ısrarıyla Valorant'a, işte Battlefield'a falan gidiyoruz. Orada oynuyorum. O yüzden benim için pil kullanımı gayet uzun sürdü. Ve bu beni gerçekten tatmin etti. Hatta biraz şundan da bahsetmek istiyorum. Özellikle orta elli kullanıcılar olduğu için ve benim elimde çok büyük olmadığı için gerçekten rahat ettim. Herhangi bir rahatsızlık veya elimde bir ağrı yapmadı ve özellikle PTFE ayakları sayesinde de mousepad üzerinde kayması beni gayet tatmin etti. Hatta burada Bekir de çok fazla FPS oyunu oynadığı için arada bir mouse'uma çökmeyi de denedi. Ya bu mouse hakkında sizlere aktarabileceğim bilgiler bu kadar. Özellikle bir kablosuz mouse arayışı içerisindeyseniz ve fiyat skalanıza uyuyorsa eğer tercih edilebilecek olanlar listesine MM311'i ekleyebilirsiniz. Umarım sizler için faydalı bir içerik oluşturmuşuzdur. Faydalı bir şekilde anlatmışımdır. Ben yine açıklamalar kısmına ürünün linkini bırakıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.